Mutfağımdan herkese merhabalar. Kış için birçok yöntemle hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de bir o kadar lezzetli çok güzel fasulye tariflerini hazırladım. İsterseniz kavanozları doldurun veya isterseniz buzdolabı torbalarına doldurarak buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Gerçekten gösterdiğim her iki üç yöntemde birbirinden güzel ve lezzetli oluyorlar. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Ben bugünkü videomda kış hazırlıklarına başladım. 4 kiloya yakın taze fasulye kullanacağım. Fasulyelerimin bir kısmını yıkadım. Bir kısmını da hiç yıkamadan doğradıktan sonra buzluk poşetlerine doldurup buzluğa kaldıracağım. Bunları da bu şekilde uzunlamasına doğradıktan sonra domatesleri ekleyip kavuracağım. Tabii sizler fasulye miktarını İstediğiniz gibi çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Ben 4 kiloya yakın kullanacağım. Çünkü buzlukta da pek yer olmadığı için bu kadar yeterli diye düşündüm. Hatta bir kısmını da kavanozlara doldurmayı düşünüyorum. Ama bakalım hazırladıktan sonra inşallah bir kısmını kavanozlara dolduracağım. Sizler dilerseniz daha küçük de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz uzun olmalarını daha çok seviyorum. Ben fasulyeleri köyden annemin bahçesinden getirdim. Tabii sizler dilediğiniz fasulye çeşidini kullanabilirsiniz. Bu yıkadığım fasulyeleri bu şekilde uzunlamasına olacak şekilde doğrayacağım. Yıkamadıklarımı da başka bir çeşit doğrayacağım. Tabii sizler dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Bunların içine kabuğunu soyup doğradım. Domatesleri de ekledikten sonra biraz kavuracağım. Daha sonra soğutup torbalara dolduracağım. Diğerlerini de kuru bir şekilde doğradıktan sonra onları da buzluğa kaldıracağım. Sizler dilediğiniz yöntemle de hazırlayabilirsiniz tabi. Ama ben her sene bu şekilde hazırlıyorum. Gayet de lezzetli ve pratik oluyor. Kış için gerçekten çok pratik bir yöntem. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ben 1,5 aya yakın köyde kaldım. O yüzden kış hazırlıklarına daha yeni başlıyorum. Daha menemen de hazırlamam gerekiyor. Her sene hazırlıyorum. Daha önce de kanalımda menemen ve fasulye tarifinde paylaşmıştım. Bu şekilde buzluğa kaldırmak için. Dilerseniz konserve ve fasulye tariflerime de bakabilirsiniz. Onlar da gayet yerinde ve çok güzel tarifler. Fasulyelerin bir kısmını da bu şekilde ortadan ikiye keserek doğrayacağım. Dediğim gibi ben bunları yıkamadım. Kuru bir şekilde derin dondurucuya kaldıracağım. Kışın yemeklerde kullanmak istediğim zaman çıkardıktan sonra hemen yıkayıp hiç bekletmeden yemeklerimde kullanacağım. Eğer bekletirseniz hem fasulyelerinizin tadı bozulur, istediğiniz tadı alamazsınız, hem de posası kalmış olur. Çünkü buzluğa kaldırdığımız için eğer bekletirseniz suyunu bırakacaklar. O yüzden bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Ve kuru bir şekilde buzluğa kaldırdığımız için kesinlikle buz tutmuyor. Sertleşiyorlar tamam ama öyle buz kalıbı falan da tutmuyor. Yani birbirine yapışmıyorlar. O yüzden gönül rahatlığıyla hazırlayıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Ve son olarak fasulyelerin bir kısmını da çorbalarda ve diğer yemek çeşitlerinde kullanmak için bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Derin bir tencereyi ocağa aldım ve doğradığım 2 kilo taze fasulyeyi de içine koyuyorum. Hemen ardından kabuğunu soyup yemeklik doğradığım 1 kilo domates de üzerine ilave ediyorum. Sizler damak zevkinize göre domateslerin miktarını azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve domateslerin suyunu salması için birkaç dakika bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Domatesler suyunu salıncaya kadar orta ateşte birkaç dakika pişirdim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Fasulyeleri çok fazla pişirmeyeceğim. Sadece rengi dönünceye kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. O yüzden sizler de çok fazla pişirmeyin. Rengi dönünce ocaktan alabilirsiniz. Şöyle güzelce domateslerin karışmasını da sağlıyorum. Ve tekrardan tencerenin kapağını kapatıp birkaç dakika daha bu şekilde pişmeye bırakıyorum.
Fasulyelerin rengi dönünceye kadar orta ateşte ara sıra karıştırarak pişirdim. Zaten çok kısa bir süre içinde hemen rengi dönüyor. 20 dakika gibi bir sürede güzelce pişti fasulyelerimiz. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmemizde fayda var. Tabii fasulyenin cinsine göre de pişme süresi değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmemizde fayda var. Şimdi fasulyelerimin bir kısmını kavanozların içine dolduracağım. Ocağımı hemen kapatıyorum ve fasulyelerin bir kısmını bu şekilde 500 gramlık iki kavanozun içine dolduracağım. Kalanları da buzdolabı torbasına dolduracağım. Şöyle dikkatlice kavanozun içine dolduruyorum. Ben her sene her iki yöntemle de hazırlıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hem buzdolabında da yer kaplamamış oluyor. Bu şekilde kavanozun içine doldurup ağzını vakumlayacağım. Taptaze gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyorlar. Şöyle dibindeki suyuyla beraber kavanoza dolduralım ki güzel bir şekilde vakumlansın. Kavanozun kenarını da peçete yardımıyla kurutuyorum. Herhangi bir ıslaklık kalmasın. Ve kullanılmamış, yıkanmış temiz bir kapakla da güzelce kapatıyorum. Şöyle iki geri, daha sonra da ileriye doğru iyice sıkarak kavanozun kapağını kapatıyorum. Ve ardından ters çevirip vakumlanmasını sağlayacağım. Kalan kavanozu da aynı şekilde fasulyelerin suyuyla beraber doldurmaya devam ediyorum. Daha önce bu yöntemle denemediyseniz mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor fasulyeler. Taptaze, hiçbir şekilde tadı bozulmuyor. Ekşime de yapmıyor. Kalan fasulyeleri de soğuması için başka bir kabın içine aktaracağım. Ardından buzdolabı torbalarına doldurup buzluğa kaldıracağım. Pişirdiğim fasulyeler soğurken ben de bir yandan hemen doğradığım diğer fasulyeleri de torbaların içine doldurmaya başlıyorum. Yeteri kadar fasulyeyi torbanın içine dolduruyorum. Ne kadar pişirecekseniz o kadarını doldurmanız yeterli. Ve elimle biraz düzeltiyorum. Şöyle fasulyelerin her tarafını geçmesini sağlıyorum. Torbanın ağzını kapatıyorum. Sadece şu ucundan biraz bırakıyorum. Buradan da pipeti sokup havasını alacağım. Bu sayede vakumlamış olacağım. Çok daha az yer kaplamış olacak buzdolabında. Şöyle pipeti içine alarak havasını çekiyorum hemen. Bakın havasını aldım. Bu sayede çok daha az yer kaplamış olacak buzdolabında. Hemen kalanları da torbaların içine doldurup aynı şekilde vakumlamaya devam edeceğim. Pişirdiğim fasulyeler de yeterince dinlenip soğudu. Hemen torbaların içine dolduruyorum. Şöyle suyunu süzerek torbaların içine dolduruyorum. Kesinlikle sıcak bir şekilde torbalara doldurmayın. Yoksa buzlukta ekşime yapar. Mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde bunların da havasını alıyorum. Şöyle kenara alıp kalanları da farklı bir torbanın içine dolduruyorum. Eğer domateslerinizi hiç pişirmeden içine koymak istiyorsanız fasulyeleri pişirdikten sonra soğutun ve bu aşamada doğradığınız domatesleri de üzerine koyabilirsiniz. Yani arzu ettiğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Her iki yöntemde de gayet lezzetli ve güzel oluyor. Hazırladığım kışlık fasulyeleri torbalara ve kavanozlara doldurdum. Ve bugünkü tarifimi de elimden geldiğince birçok yöntemde bütün püf noktalarıyla sizlere sunmaya çalıştım. Eğer sizler farklı yöntemlerle hazırlıyorsanız yorum kısmında benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ben her sene bu şekilde hazırlıyorum ve gerçekten çok lezzetli, pratik ve güzel oluyor. Deneyecek olan herkese de afiyet, şifa olsun inşallah.
Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle kalın.